Yetimler Vakfı Elazığ Şubesi yetim ve kimsesiz ailelere yönelik seminer düzenledi. Yetimler Vakfı Elazığ Şubesi yetim ve kimsesiz ailelere yönelik seminer düzenledi. Yetim gülerse dünler güler. Düzenlenen seminer Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Yetimler Vakfı Elazığ Koordinatörlüğü bünyesinde Doğukent Mahallesi'nde bir araya gelen yetim aileler vakfın düzenlediği seminere katıldı. Günün önemine ilişkin bir konuşma yapan Vakıf Elazığ Şube Başkanı Mikail Bahçeci, yetim çocuklara şefkat ve merhametle yaklaşılması gerektiğinin altını çizerek, Peygamber Efendimizin yetimlerin iyi yetişmesi için elinden geleni yaptığını söyledi. Allah Resulü Medine'de bayram sabahında, o anda çocuklar dışarıda oynarken Allah Resulü bir tane çocuk görüyor Medine'de, Mescid-i Nebevi'nin bulunduğu yerde. Allah Resulü o çocuğun ağladığını görünce onun yanına gidiyor. Diyor ki, ey evladım, sen niçin ağlıyorsun? Ya Resulullah diyor, benim annem ve babam yok diyor. Yani ben yetimim diyor. Annem ve babam yok diyor. Allah Resulü onun bu konuşmasından öyle bir etkileniyor ki o çocuğa şöyle diyor. Çocuğun ağladığını görüyor ve o halde olduğunu görünce, hüzünlü bir şekilde olduğunu görünce ona diyor ki, senin baban ben olsam, annen Ayşe olsa ve senin kardeşin de Fatma olsa sen ister misin deyince çocuk öyle bir sevinç ve heyecan içerisinde. Bu şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sarılıyor ve çocuklarla oynarken çok mutlu olduğunu gören çocuklara diyor ki, benim babam Resulullah'tır, annem Hazreti Ayşe'dir, kardeşim de Fatıma'dır diyor. Bu şekilde övünüyordu ondan. Allah Resulü hayatının sonuna kadar, başından sonuna kadar hem kendisi yetim, hayatının sonuna kadar da yetim çocuklara sahip çıkmış, onlarla ilgilenmiş, her türlü şekilde terbiyeleriyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendisi ilgilenmiştir.